100 von Hügel. Hallo. Bu sene 16.sı düzenleniyor. Tabii pandemi bir ara vermişti. Ama tekrardan bizim Avrupa'daki dostlarımızı Kapadokya'mızda, Ürgüp'ümüzde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradan da inşallah 9 Mayıs'ta başlayıp Ürdün'de 30 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam Ürdün'de son bulacak bir rallinin Kapadokya etaplarındalar. Bu nostaljik arabalar tabii ki burada bir yarıştan ziyade kültürler arası işbirliği ve kültür taşıması. Bu yüzden doğuyu batıyı doğuya bağlayan, doğuyu batıya bağlayan tam da Anadolu'nun bulunduğu bir yerde ortada noktadayız. Bu bakımdan ev sahipliğinden dolayı mutluyuz. Onların da sembolü. Sekiz ülkeden 30 araçla çıktık yola. Almanya'nın Tübingen şehrinden. Sırasıyla Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'ye geldik. İşte İstanbul, Tosya, Ankara, Ankara'dan da Ürgüp'e geldik. İki gece Ürgüp'te kaldık. Şimdi buradan da Niğde'ye gideceğiz. Bildiğiniz gibi bizim bu organizasyon bir hız organizasyonu değil. Daha çok bilinmeyenleri keşfetmek. Yarışmacıların %80'i ilk defa Türkiye'ye geliyor. İşte Hindistan'dan, Ürdün, İsrail, Almanya, Avusturya, İsviçre buralardan katılıyorlar. Şimdi bizim bu klasik şeyimizdir. Her sene bir yere final yaptığımız ülkeye bağışlıyoruz. İşte iki defa Türkiye'ye bağışladık. Bir defa KKTC'ye bağışladık 2019 senesinde. Bu sene de Ürdün'de bağışlayacağız. Bunun gelirleri de Ürdün hükümetiyle beraber yapıyoruz ve gelirleri de oradaki mültecilere ve sosyal yardıma muhtaç insanlara dağıtılıyor. Böyle de bir sosyal projesi var. Arabayı hibe ediyorsunuz, uçakla geri dönüyorsunuz. Biraz masraflı ama bu işin tadı ve zevki de bu. Çünkü herkes bu ne iş amaç için çıktığını çok iyi biliyor. Çünkü ellerinde bir ödev defteri var. O ödev defterinde ne zaman, nerede, ne yapacaklar hepsi belirli. Rotalar da belirli.